Şimdi sırada haftalık ekonomik gelişmelerden derlediğimiz haber turumuz var. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, kredi sıkışıklığının yeni ve zor bir aşamaya geçtiğini ve Merkez Bankası olarak büyüme ve enflasyonu dengelemek zorunda olduklarını kaydetti. İngiliz parlamentosunda konuşan King, şu anda %2'nin üzerinde seyreden enflasyonun kısa vadede %3 civarına çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Yüksek enflasyon döneminin daha önce beklenenden uzun süreceğini ifade eden King, yılın büyük bir bölümünde enflasyonun %2'nin üzerinde kalacağını söyledi. Konuşmasında büyümeye de değinen King, büyümeye yönelik tehlikelerin alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti. King, Euro bölgesi ekonomisinin temellerinin ise sağlam olduğunu kaydetti. Başbakan Yardımcısı Ekren, 2007 sonunda milli gelirin 650 milyar dolar, kişi başı gelirin ise 9 bin dolar olacağını öngördü. Rekabet Kurumu'nun düzenlediği panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, 500 milyar dolarlık milli gelir sınırını aşan Türkiye ekonomisinin artık eski kırılganlıklarını taşımadığını savundu. Panele katılan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da, enflasyonun indirilmesi ve büyümenin sürdürülebilir hale gelmesinde büyük emek ve fedakarlıkla başarı sağlandığını vurguladı. Ayrıca ekonomide mikro reformların hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. Goldman Sachs, küresel kredi krizinin faturasının dünya genelinde 1.2 trilyon dolara çıkabileceğini kaydetti. Wall Street'teki finans kuruluşlarının zararının 406 milyar dolar civarında gerçekleşmesini beklendiğini söyleyen Goldman Sachs, şu ana kadar bu miktarın sadece 150 milyar dolarlık kısmının açıklandığını ifade etti. Siyasi gerilimin düşürülmesi için 7 sivil toplum kuruluşu 81 ilde ortak açıklama yaptı. Aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Hak İş'in yer aldığı 7 sivil toplum kuruluşu siyasi gerilimin düşürülmesi için devreye girdi. Türkiye için sağduyu çağrısı adıyla 81 ilde yapılan ortak açıklamayı okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansal krizin hissedilmeye başlandığı günlerde istikrar yerine sağduyu aramanın bir talihsizlik olduğunu söyledi. Hintli otomotiv üreticisi Tata Motors, İngiltere'nin prestijli markaları Jaguar ve Land Rover'ı bünyesine kattı. Tata Motors yaptığı açıklamada İngiltere'nin lüks markaları Jaguar ve Land Rover'ı Amerika Birleşik Devletleri otomotiv şirketi Ford'dan 2.3 milyar dolara satın aldığını bildirdi.